Anlat oğlum. Babanı öldürmekle suçlanıyorsun. Neden öldürdün babanı? Bir atımız vardı, bembeyaz. Koşmazdı, uçardı sanki. Çok severdim onu. Adı Yıldırım'dı. Düştü, sakatlandı. Babam acı çekmesin diye vurdu onu. Ben de babamın acı çekmemesini istedim. Allah'ım! Ben de çok seviyorum onu. Ama Yıldırım'ın ayağı kırıldı. Ayağı kırılan atları vururlar oğlum. Artık iyileşmesi imkansız. Daha fazla acı çektirmeyelim onu. Hastaneye kaldırmamız lazım. Tıbbın yapabileceği bir şey kalmadı. Ancak acı çekmemesini sağlayabiliyoruz. Metin'im, Allah'tan ümit kesilmez. Ben de çok seviyorum oğlum. Ama Yıldırım'ın ayağı kırıldı. Ayağı kırılan atları vururlar oğlum. Artık iyileşmesi imkansız. Daha fazla acı çektirmeyelim. Öldürdüm. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre cezalandırılmasına, yaşının küçük olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 55. maddesinin 3. fıkrasına göre cezasının indirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Sesim alabilir miyim? Bir dakika. Ben de bilirim. Emrah! 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 Oğlum! Çok güzel. Annesi de bilirim. Annesi! Annem benim. Bir dakika. Biraz açılır mısın? Bir resim al. Oğlum! Annesini de thank you.
Listeye baktım, adımız bugün de yok. Bizimkiler gene gelmedi. 3 ay oldu görüşmeyeli. Benim gibi olacaksın oğlum. Kılçıksız balık, ziyaretime gelecek kimse yok. Bekleyip de üzülmüyorum. İnsan sevdiklerine kavuşamayınca görüp ayrılması daha kötü oluyor değil mi? Şuradan bir kurtulsak. Evet. Benim için hiç fark etmez. Ha dışarısı ha burası. Nasıl olsa kimsem yok. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Nasılsın Pınar'ım? İyiyim abi, sağ ol. Sizleri çok özledim. Ah, biz de kara gözlü oğlum. Biz de seni çok özledik. Bak abi, annem bana papuç aldı, ne güzel değil mi? Bak kırmızı tokaları da var. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Sana da çok yakışmış. Senin için kapıya biraz para bıraktım oğlum. Parayı nereden buldun anne? Çalışıyorum oğlum. Gündelikçilik işi. Temizliğe gidiyorum. Sen nasılsın? İyi misin Emrah'ım? İyiyim annem. Günlerimi sayıyorum. 6 ayım kaldı. Çok şükür kara gözlü oğlum. Kavuşacağız. Evimizin direği olacaksın. Çok çektin anacığım. Çıkınca seni köşende oturtacağım. Elini sıcak sudan soğuk suya dokundurtmayacağım. Abicim, bana de renkli televizyon alacaksın değil mi? Tabii alacağım Pınar'cığım. Ne istersen alacağım. Yeter ki sen uslu bir kız ol. Annemi üzme. Çıkınca sorarım ben onlara. Kedi yavrusu gibi attılar beni bir kenara. Yine kendi kendinle kavga ediyorsun. Tamam gelmediler, mektup da yazmadılar. Ama bir dertleri olamaz mı yani? Boş ver, üzülme. Hey çocuklar, şuna bakın, yapıştı gene bizim filin sesine. Hadi. Şerif ne olacak? Nereye lan? Yemeğini yesene. Karnım tok, yemeyeceğim. Oğlum yemek yemeden nasıl tok oluyorsun? Yoksa zoladan bal börek mi yiyorsun he? Aman, bu tatsız tuzsuz yemeği yemeyeceğim işte. Köpeğe atsan şunu yemez hiç be. Hop, biz köpek miyiz lan? Hıyar hala farkında değil. Burası babanın köşkü değil oğlum, burası hapishane hapishane. Sıktınız be! Mahmut! Ona acı denen pislik ne istiyor senden? Hiç. Çok acıyorum şu çocuğa. Çok garip görünüyor. O pis heriften bir korktuğu var ama ne? Arkadaşlarım seninle konuşmamı istemiyor. Kıskanıyorlar. Seni beğeniyorum ya, işte onun için bozuluyorlar. Ama onlara da birer hediyem var. Al götür onlara. Ben gideyim artık. Git, tamam. Ama gece bekliyorum, tamam mı? Tamam. Of be, of anam of. Şunlara bak. Canım şu nasıl tokatlarım bunlarla? Versene lan bir tanesini de bana. Al lan. Bana da kıyak yapın yoksa müdüre ispiyon ederim ha. Al da git. Bir tanesi kalsın, bir tanesi kalsın. Hepsini aldınız mı? Önce.
Merhaba arkadaşlar. Buyurun oturun. Evlatlarım, çocuklarım, sizlere kader kurbanı demeye dilim varmıyor. Çeşitli nedenlerle burada bulunmanız büyük bir talihsizliktir. Ama artık kötü anılarınız çok geride kaldı. Sizleri cemiyete faydalı birer fert olarak yetiştirmekle gurur duyuyoruz. Bundan sonra hepinizin onurlu birer insan gibi yaşamınıza devam edeceğinizden eminim. Toplum sizlere müşfik kollarını açacaktır. Umarım siz de bu ilgi ve sevgiyi istismar etmeyerek namuslu bir hayatı seçersiniz. Yasalarımıza göre ıslah süresini dolduranları salacağız. Bu sizler için yeni bir hayat, yeni bir umut demektir. Tahliye edilecek olanların bu fırsatı ellerinden geldiğince iyi kullanmaları en büyük dileğimizdir. Yetişmenizde emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere başarılar diliyorum. Aramızdaki arkadaşlarımızdan Emrah ve Kenan'ı son kez misafir edeceğiz. Yarın ayrılıyorlar. Kendilerine yasalarımıza göre belirlenmiş bir harçlık verilecek. Şimdi konuşmak isteyen var mı? Seni dinliyoruz Emrah. Vereceğiniz harçlık sadakadan başka bir şey değil müdür bey. Dükkan mı açılır? Tezgah mı kurulur o parayla? Oğlum parayı ben değil devlet veriyor. Müdür bey, denizden bir balık alıp karaya atsanız ne olur? Çırpınır. Çırpınır ama ölür. Ben kendi adıma konuşmuyorum. 18 yaşına kadar burada tuttuğunuz bu genç insanlar, bu umutsuz insanlar denizdeki balıklar gibi değiller mi? Ailesi olmayanlar var. Bir iş gösterin, bir yer gösterin ki denizden çıkan balıklar gibi ölmesinler. Belki haklısın Emrah. Ama yasaları ben yapmıyorum ki. Toplantımız bitmiştir arkadaşlar. Müdürü amma bozum ettin ha. Gerçeği söylemeye çalıştım. Ama ne yazık ki müdürün bir yetkisi yok ki. Boş ver, biz yarın çıkıyoruz. Dışarısı buradan daha kötü değildir ya. Öyle mi? Tabii ya. Çıkınca görürsün. Göreceğiz oğlum. Ne yapacağız şimdi? Hey, Mahmut gene yok ortalarda. Bir şeyler dönüyor ama ne? Eğer tahmin ettiğim gibi ise ona acı itine bir ders vermemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Gelin. Hadi. Ne işiniz var burada ha? Ulan Allahsız köpek! Ziyan ettin ulan çocuğu! Kimsin siz mi sandın ha? Abi bu ne sen? Vurun ulan şuna! Bu ne senin? Durun ulan! Durun vurmayın! Vurmayın ulan! Vurmayın! Geri çekilin! Vurmayın! Vurmayın orospu çocukları vurmayın! Ulan o namussuzu mu koruyorsun? O benim arkadaşım! Beni koruyor! Bana para veriyor! Bugüne kadar kimsenin bakmadığı gibi bakıyor bana! Anlıyor musunuz ulan? Benim kimsem yok! Gözümü açtım, açlık çektim! Önüne gelen tekmeledi beni! Aç kalmak istemiyorum! Tekmelenmek istemiyorum ulan! İstemiyorum! İstemiyorum! İstemiyorum ulan! Cemil, neredesin yahu? Cemil! Geliyorum, geliyorum! Ulan sıçmaya bile rahat yok be! Ne haber? İyilik, iki kilo üzüm versene bana. Oldu. İyi günler. Afiyet olsun.
kimse yok çık. Buyurun Elif Hanım. Bu da paranızın üstü. Bana bak. Ayaküstü iyi olmuyor. Gece yarısı gelirim. Olmaz. Olmaz artık. Niye ulan? Niye olmaz ulan? Oğlum içeriden çıkıyor. Olmaz artık. Güle güle. Sağ olun. Geçmiş olsun. Eyvallah. Sen de sağ ol. Darısı başına. Bizimkilerin adresi yazılı. Uğrayıver. Öldüler mi ne? Merak etme sen. Ben ararım. Emrah. Hadi oğlum gidelim artık be. Ne adamsın be. Kaç yıldır buradayız. 2 dakika daha sabretsene. Hadi Ali eyvallah. Güle güle. Vedalaşmayacak mıyız? Senin gibi olmak isterdim. Pırıl pırıl tertemiz. Olamadım işte. Şunu bil, ben böyle doğmadım. Biliyorum. Kaldın öyle. Hadi yürü. Ya nasıl şaşırmam? Şu kalabalığa bak. O gün sen bir laf etmiştin hani. Ne demiştim? Denizden çıkan balık karada çırpınır ölür demiştin. Ha öyle dedim. Vay be. Sanki ben de balık gibiyim ha. Korkma. Denizdeki balık kadar güçsüz değiliz. Ne yapmayı düşünüyorsun? Eski mahallemde dolaşacağım. Kıyakçı birini bulurum elbet. Sonra ne yapacağım biliyor musun? Söylemedin ki nereden bileyim? Gelhaneye gideceğim. Oo. En şişman, en etli karıyı seçeceğim. Böyle her tarafında tamam mı? Ete doyacağım ete. Sen de gelsene. Ha, bir eksiğimiz o kaldı sanki. Boş versene. Hadi eyvallah. Buluşalım ha ara beni. Oldu. Ben de ararım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Pınarların evi neresi? Şurası abi. Canım, canım benim. Canım benim. Hafta sonu çıkarım demiştin. Mahsus öyle dedim. Yollara düşüp yorulmanı istemedim. Aa, laf mı seninki? Sana kavuşmak varsa dağları aşmaz mı anan? Aşar. Benim anam dağları, denizleri aşar. Ah yavrum. Pınar? Pınar nerede? Kapı önünde yok muydu? Görmedim. Hadi gel bulalım Hınzır'ı. Sono grande, fare dispetti a uno piccolo, divento furioso. İşte orada bak. Ma
Ben de seni çok özledim. Koca kız olmuşsun. Güzelleşmişsin. Abin merak etti seni. Bıkmadın mı şu televizyondan be kızım? Film çok güzel anneciğim. Ya bu çocuk da bıktırdı ha. Her gün başımızda. Bir gün döveceğim ha. Sakın deneyeyim deme. Gidelim anne. Anne bunları al. Sağ ol oğlum. Artık çalışman gerekmez. Ben iş buluncaya kadar biraz idare edersin. Benim renkli televizyonum ne olacak abi? Sözüm söz. Ama önce iş bulup çalışmam lazım. Şu çocuk yaşında, bütün yük senin omuzlarında oğlum. Çok çektin kara gözlüm. Geçti anne. Ama babamı hiç unutamıyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım hala bilemiyorum. Zaten doktorlar bir hafta zor yaşar demişlerdi. Sen babana iyilik yaptın oğlum. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bakar mısınız? Amca, ben Ali'nin arkadaşıyım. Hey amca, hey! Amca uyansana! Hey, kimsin sen? Kimsin dedim, ne arıyorsun burada? Abinden haber getirdim. Git babamla bacımı gör dedi. Yanlış mı geldim yoksa? Yanlış değil. Kapı açıktı, girdim. Amca hasta mı acaba? Babam içkiden sızıp kaldı. Abin sizi çok merak ediyor. Çoktandır ziyaretine gitmemişsiniz. Boş ver. Haşlı'nın sigarasını götürmedim ya. Merakı ondandır. Sen abimi nereden tanıyorsun? Ben de içerideydim. Yeni çıktım. Peki suçun neydi? Boş ver. Anlatsam inanmazsın zaten. Kusura bakma, kahvem yok. Olsaydı yapardım. Sağ ol. Ben de gideyim zaten. Otursana biraz. Beraber çıkarız. İki çift laf ederiz. Ben de hazırlanmış olurum. Anlatsana şunu. Merak ettim. Suçunu yani. Babamı öldürdüm. Babanı mı öldürdün? Ben yapamam. Babamı hiç sevmem ama yapamam. Öyle birine benzemiyorsun. Nasıl yani? Ne bileyim, bir baba katiline. İyi bir yüzün var. Çok acı çekiyordu. Yalvarmasına dayanamadım. Çok sevdiğimiz bir atımız vardı. Yıldırım.
Sakatlanınca babam da acı çekmesin diye Yıldırım'ı vurmuştu. Anlıyorum. Ama seninki öldürmek değil ki. Kurtarmak. Of! Yavaş. Ey Allah, bir türlü alışamadım şu yüksek topuklara. Niye giyiyorsun o zaman? Seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Dedin. Adın ne diye sormuştum. Cansu, seninki? Emrah. Ne komik. Bir saattir konuşuyoruz, adlarımızı yeni öğrendik. Evet. Çok komikti. Sahi nerede çalışıyorsun sen? Yani adresi falan yok mu? Benim çalıştığım işte adres olmaz Emrah. Senin oraya otobüsler şuradan kalkıyor. Allah'a ısmarladık. Güle güle. İş bulmak hemen olmaz oğlum, üzülme. Vallahi dolanmaktan ayaklarım yoruldu be anne. Merhaba delikanlı. Merhaba. Gözün aydına geldim Elif Hanım. Oğlun kurtulmuş. Sağ ol Cemil Efendi. Gözün aydına gider bir kahve içerim dedim. Kahvem filan yok. Güle güle Cemil Efendi. Hoppala, insaniyetlik de öldü ya. Bir dakika. Torbalarını unuttun. Size getirmiştim. Torbalarını al. Aman be. Kim bu adam anne? Manav Cemil. Niye geldi buraya? Gözün aydına gelmiş işte. Ben çağırmadım ya. Kim bu adam dedim anne? Ne soruyorsun? Ne istiyorsun benden? Hem bak Pınar ortalıkta yok. Git bul, sahip çık kardeşine. Daha güzel filmler seyredeceğiz Pınar. Hem de kendi televizyonumuzda. Alacaksın değil mi abi? Alacağım. Hadi şimdi gidelim. Vay aslanım. Kenan kardeşim! Ulan canım çıktı seni buluncaya kadar be. İnanmayacaksın ama ben de sana gelecektim. Kalp kalbe karşıdır. Yalnız mısın? Yo, anam kardeşim içeride. Hadi annenin elini öpeyim. Gel. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, öpeyim annem. Nasılsın küçük? Gel bakayım. Elim boş geldim, kusura bakma. Bir daha gelişimde sana koca bir çikolata. Teşekkür ederim abi. Bir şey değil canım. Biz Emrah'la kardeş gibiyiz anne. Bir iş buldum kendisine. Allah razı olsun oğlum. Nasıl bir iş bu? Çıkalım da anlatırım hadi. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle evladım. Bakıyorum iyisin. Façan falan düzgün ha? Eski abilerim sağ olsun. Kıyakçılık yaptılar. Ben de sana kıyakçılık yapacağım. Oğlum anlatsana ne biçim bir iş bu? Patlama dur. Göreceksin. Bir kere parası bol. Yalnız gözünü dört açacaksın. Ayağına da kuvvetli olacaksın, tamam mı? Ulan hayret bir şeysin. Meraktan öldüreceksin insanı.
Merhaba. Merhaba. Selam. Çaktın mı? Uyuşturucu işi, dağıtıcılık yapıyorum. Kolay değil mi? Pis iş, haram para. Ben yokum. Açlıktan ölmek mi istiyorsun? Bir daha geriye dönmek istemiyorum. Açlıktan ölsem bile. Tamam mı? Tamam, anlaştık. Hadi atla. Cansu. Merhaba. Hey, geliyor musun? Hayır, sen git. Canın isterse. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Arkadaşın mı? Bir tanıdık. Bizim o tarafa gidiyormuş da götüreyim dedi. Niye gitmedin? Boşver. Seni görünce vazgeçtim. Sen ne arıyorsun buralarda? Hiç. Öyle dolaşıyordum. Ne oldu Cansu? Bu ufaklık sana sarktı mı yoksa rahatsız mı etti? Yok. Kendisi abimin arkadaşıdır. Aa, iyi o zaman. Kim bu ayı? Haydar abimiz. Yürüyelim mi, biraz dolaşırız. Sen istiyorsan dolaşırız. Abini ziyarete gittin mi? Hayır. Belki yarın giderim. Sen de gelir misin? İşim çıkmazsa gelirim. Niye güldün? Hiç. Sanki çok işim vardı. Dükkanım, tezgahım falan. Şu çocuklara bak. Ne güzel eğleniyorlar. Çocukluk çok güzelmiş. İnsan büyüyünce anlıyor. Sanki çok yaşlısın da böyle konuşuyorsun. Ne düşünüyorum biliyor musun? Kalk şu çocuklarla oyna kız Cansu. Kalk oyna istersen. Olur mu? Koskoca kadın oynasın. Ne koca kadını? Küçücük bir kızsın sen. Hele şu ruju sürmesen, uzun topuklu ayakkabı giymesen. Uzun topuklu ayakkabıyı çok seviyorum. Ben hep takunya giydim küçüklüğümde. İlk giydiğim ayakkabı uzun topukluydu. Daldın gittin. Ne düşünüyorsun? Çocukluğumu hiç yaşamadım ki.
Annem ben bebekken ölmüş. Babam sarhoşun teki. Abimi de sen tanıyorsun. Neyse, hadi gidelim mi? Madem ki çocukluğu özledin, niçin onların arasına karışmıyorsun? Sen de gel ama. Abime gidiyoruz, tamam mı? Tamam. Hey delikanlı! Size küskünüm ha! Bir acı kahveyi esirgediniz. Ne uzatıyorsun bu kadar? Ne alıp veremediğin var bizimle? Kusura bakma ama ben o eve dükkan dolusu mal taşıdım. Veresiye defterine de yazmadım. Bak, bundan sonra hesapla kitapla yaz. Hepsini ödeyeceğim. Hem niye veresiye defterine yazmadın söylesene. Bunu anana sorsana delikanlı. Allah belasını versin Cemil'in. Ne istiyormuş benden? Seni zehirleyip üzerime gönderiyor. Böyle davranmasının bir sebebi olmalı. Ne demek istiyorsun? Pınar hadi dışarı hadi. Bana her şeyi anlat anne. Ben yokken neler oldu? Neler olacak ki? Açlık, yokluk, üzüntü. Bir de senin hasretin. O herif, onu anlat bana, onunla ilişkin oldu mu? Ananla nasıl konuşuyorsun böyle? Bu evin yükünü ben sırtladım. Evladıma kuru ekmek yedirdim. Saçımı süpürge yaptım. Bana hesap soramazsın sen. Sana hesap soramazsam, seninle de yaşayamam, tamam mı? Emrah! Emrah! Dur gitme Emrah! Emrah! Dur! Gelmem artık! Öyle mi? Zor mu geldi evin yükünü çekmek? Git oğlum, git sen de. Rahatına bak. Bugüne kadar hep çekti anan. Daha da çeker. Git, git. Sigarayla 10.000 lira bıraktım abi. Ulan sadaka mı veriyorsun yani? 2 aydır ortada yoksunuz. Bankada paramız mı var abi? Babam çalışmıyor. Bir de içkisi. Nankörsünüz ulan. Allah belanızı versin. Şşt hop. Ağır ol. Kızı getirdim ya, pişman etme beni. Hani çok özlemiştin? Hani çok merak ediyordun? Bana bakacak. Eli mahkum. Sen ne yapıyorsun? İş buldun mu? Bulamadım. Kolay değil oğlum. Yani ekmek aslanın ağzında. Bacına da hak ver, tamam mı? Yüklenme. Beni koruduğun için sana teşekkür ederim. Sağ ol. Sen haklıydın. Seninle mutluyum. Senin yanında rahat ediyorum. Ben de öyle. Bak bir derdin var senin. Suratın asık. Bozuksun yani. Annem. Ne olmuş annene? Hasta mı? Yok. Bazı şeyler kafama takılıyor. Ben yokken neler yaptı hiçbir şey bilmiyorum. Hiç kafanı takma. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Vapura binip dolaşalım ha? Sevgilin var mı? Yani kız arkadaşın. Şey, nasıl olsun ki? İçeriden yeni çıktım. Ne yapıyorsun peki? Yani seks durumu. Yakışıklısın. Bir kadın olmalı hayatında. Var değil mi? Hadi canım söylesene. Var tabii. Dul bir kadın mı yoksa? Dul mu? Evinde mi buluşuyorsunuz? Evet evinde. Bulmuş senin gibi parlak çocuğu bırakır mı hiç? Ne demek yani parlak? Genç, güzel, yakışıklı demek. Hey, nereye koşuyorsun? Son vapura yetişelim. Ne?
hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Yarın ne yapıyorsun? Gene iş arayacağım. Çok zor ya. Öyle. Dur biraz. Benim çevrem var. Ben sana bir iş ayarlayabilirim. Nasıl bir iş olsun? Ya namuslu bir iş olsun da nasıl olursa olsun. Namuslu bir iş. Anlıyorum Emre. Neredesin lan? Abimi ziyarete gittim. Görüş günüydü. Yalan söyleme kız. Biliyoruz o parlak çocuğa takıldın hep. O çocuk abimin arkadaşı. Arkadaşıymış. Bana bak küçük. Seni biz koruyoruz. Yoksa parçalarlar. Adam gibi çalış. Hadi defol şimdi. Defol! Merhaba. Sonradan kavga etmeyelim. Kaç para? 50.000. Oh, otel içinde mi ha? Yok deve, otel sana ait. İyi o zaman atla bakalım. Ben bir yer bulurum. Uyan kardeşim, sabahçı kahvesi burası. 5 yıldızlı otel değil. Nerede kaldın ya? Uyuyakalmışım. İş buldum sana. Adam bizi bekliyor. Hadi yürü gidelim. Delikanlıyı atölyeye götürün. Hemen işe başlasın. Peki efendim. Kim bu çocuk? Sevgilin mi kız? Hayır. Peki, biliyor mu senin ne boklar yediğini? Hayır. Çok temiz, dürüst bir çocuk. Aklına bile getirmez. İyi. Haftada bir gün parasız. Tamam mı? Tamam. Parasız. İçkin bitti, para getir! İçki parası getir! Para olur! Para! Para! Param yok, param! İçki param yok! Bir halta yaramıyorsun! Al! Al! Para getir bana, para! Al! Buyur, al oğlum. Bak, bir daha elbiseni çıkarırsan çok kızarım, soğuk suyla yıkarım seni ha. Ne kadar yaramaz bir elbise. Dövelim bak bak, çok fena yapar. Thank you.
Baban? Alkol komasına girdi. Delirdi. Hastaneden zor çıkar artık. Vay be. Çok üzüldüm Cansu. Ben üzülmedim. Hem de hiç üzülmedim. Ama... O senin baban. Babamsa babam. Babalık mı yaptı bana? Sahip mi çıktı? Biliyor musun? Bana yakınlık gösteren, iyi davranan bir tek sen varsın. Galiba ben sana aşık oldum. Galiba ben de. Hiç böyle olmamıştım. Ne bileyim... Hep seni düşünüyorum. Tatlısın. Çok güzelsin Cansu. Atma. Güzel miyim yani? Hı hı. Güzelsin. Çok güzelsin. Niye titriyorsun? Hava serinledi galiba. Yok canım. Sana öyle geliyor. Dur, yapma. Neyin var senin? Hiç. Peki, o kadınla nasıl... Yani o dul kadınla nasıl sevişiyordun? Öyle bir şey yok. Yalandı. Hiç olmadı. Gülme. Alay etme. Bak kızdırıyorsun beni ama. Kızınca ne yaparsın yani? Beni döver misin? Sana kıyamam ki. Ama alay etme ne olur. Alay etmiyorum. Anlamalıydım. Öperken titriyordun. Canım benim. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Doğru değildi yaptığımız. Doğru değildi. Birbirimizi seviyoruz. Ne var bunda üzülecek? Biraz büyüsene. Nasıl böyle rahat konuşabiliyorsun? Senin olmak istedim. Çok istedim. Ve mutluyum. Senin ilk kadının olmak çok anlamlı. Ya ben? Ben senin ilk erkeğin miyim? Çok mu önemli bu? Bilmek istiyorum. Daha yaşın kaç senin? Küçücük bir kızsın sen. O küçük kızın omzuna çok yük bindi. Taşıyamadı, çöktü, tamam mı? Bana ne iş yapıyorsun diye sormuştun. Benim işim caddelerde, otel odalarında, araba işimde. Beni kandırdın. Olduğunu sakladın. Şimdi öğrendin işte. Benim için farklıydın. Seni sevdiğim için yattım. Defol git, git ulan, git. Git, istemiyorum seni. Gelme bir daha, sana ihtiyacım yok zaten. Ulan kapı vurmak yok mu? Beni işe niçin aldın? Fera mı yaptık? Niye aldın dedim? Cansu'nun hatırı büyüktür. Palavra atıyorsun. Sektin ama. Ne sandın yani, numara yapma. Benim yaptığını bilmiyor musun sanki? Tamam gönder, tamam oldu. Camı yeni sildim be, çekil oradan, sinek gibi yapıştın güne, çekil! Abi ne olur film bitsin öyle gideyim. Başlarım filmini hadi, çekil! Dokunma ona! Bak kardeşim! Parmak kadar çocuğa dayılanmak kolay! Tamam, kusura bakma abi. Pınar, bir gün senin de televizyonun olacak. Artık buraya gelmeyeceksin. Annem gönderdi beni. Annem mi? Annem. Her gece ağlıyor abi. Koynuna giriyorum.
anlama anneciğim, abim gelecek diyorum, gene ağlıyor. Seni niçin buraya gönderdi? Eve misafir mi gelecek? Bilmiyorum. Annem beni gönderirken çok ağladı. Sıkı sıkı sarıldı bana. Kemiklerim acıdı vallahi. Başka ne dedi? Abin seni bulur kızım dedi. Sahip çıkar. Gel eve gidiyoruz. Acılar çekti. Ya ben? Oğlum beni tanımıyor. Anne demiyor. Kanser acısı ne ki benim acılarımın yanında? Evladını seven anne ölümü düşünmez. Evladı anam demiyorsa, utanıyorsa ölmekten beter değil mi ha? Niye kaçıyorsun evinden? Niye görmek istemiyorsun beni? Ben yokken neler olduğunu anlatmadın ki bana. Anlatayım o zaman. Çok kötü günler yaşadım. Kardeşin açım diye ağlarken ben çaresizdim. Cemil yardım etti. Evlenelim dedi. Meğerse evliymiş. Baba olunca anlarsın. Evlat için hırsızlık da yapılır. Her şey yapılır. Senin anan namuslu kalamadı oğlum. Ama orospu da olmadı. Senin yaşamanı istiyorum anne. Oh be! Hür olmak ne güzel şeymiş. Çayını iç de babama beraber gideriz. Gidip de ne yapacağız? Moruk Mevlasını bulmuş. Ben içeriden çıkan arkadaşlarla buluşacağım. Emrah falan. Emrah mı? Emrah. Görmüyor musun onu? Hayır. Çoktandır görmüyorum. Bana para ver. Kimseye gebe kalmayayım. Hadi bakalım. Hop oğlum! Biraları tazele, masayı da doldur. Kokoreç, karides falan. Arkadaşlarımıza mahcup etme bizi. Tamam abi, oldu. Havanı sevsinler. İyisin galiba ha? İyiyim. Yok satıyoruz. Gençler, yeni yetmeler, talebeler. Kuyrukta mal almak için. Peki bana da iş var mı? Olmaz mı? Emrah'a gel çalış dedik ama kabul etmedi. Ben çalışırım Kenan. Vay yavru vay, bizimkisi erkek işi oğlum. Takılmayın oğlum şu çocuğa. Peki işe ne zaman başlarım Kenan? Acele etme, kolay değil. Ben sana haber veririm. Bu çocukları da yakacaksın. Seninki pis iş oğlum. Boş versene. Sonunda senin de kafana dank edecek ama iş işten geçecek. Hey Emrah. Cansu seni sordu. Hiç uğramamışsın. Fırsat olmadı. Nasıl? İyi mi? İyi mum gibi. Hiç yanlışı yok. Kimin kardeşi? Bir keleğini görsem zaten doğrarım.
Benim iş yerim. Bir yerde oturup konuşalım. Seni çok özledim. Sana layık değilim ama özlüyorum işte. Niçin Cansu? Başka türlü olabilirdin. Güldürme beni. Senin de bir kız kardeşin var. Sahip çıkma da göreyim. Bir gün daha çocuk yaşında bir topuklu ayakkabıya, bir incik boncuğa harcanabilir. Allah korusun. Sen varsın başında. Bir türlü inanamıyorum Cansu. Keşke başka türlü olsaydım. Seni seviyorum. Babanı anlatmıştın bana. Atınız Yıldırım'ı anlatmıştın. Hep düşündüm Emrah. Seni, Yıldırım'ı hep düşündüm. Dedim ki keşke ben de bir at olsaydım. Acı çekmeyeyim diye beni de vursalardı. İnanmıyor musun bana? Ölmek istediğime yani. Bu acıları yaşamaktansa ölmek daha iyi Emrah. Ağlama. Senin için çok üzülüyorum. Bir şey daha. Abin duyarsa seni öldürür. Dün geceki hasılatımı abim aldı Emrah. Vay, kim gelmiş? Otur koçum. Dışarı gel, konuşacağız seninle. Otur ya, bir çay iç. Sana kalk dedim. Yerime baksana biraz. Niye sahip çıkmıyorsun kardeşine? Yazık değil mi lan? Hani senin erkekliğine? Hey, ağır ol bakalım. Biz kimin için içeri girdik? Şimdi de Cansu bana bakacak. Ulan nasıl para kazandığını bilmiyor musun? Boş ver, üzümü niye bağını sorma. Hem sana ne ya? Bak Ali, senin kardeşini seviyorum ben, tamam mı? Vay be, seviyorsun ha? Otobüs sana çalışsın, öyle mi? Cansu'yu seviyorum. Onu senin gibi bir itin elinden kurtaracağım. Senin de kız kardeşin var. Sahip çıkma da göreyim. Bir gün daha çocuk yaşında bir uzun topuklu ayakkabıya, bir incik boncuğa harcanabilir. Allah korusun. Sen varsın başında. Çıkart! Çıkart onu! Uzun topuklu giyme bir daha! Ne var oğlum? Ne uzun topuklusu abi. Neyi çıkartayım? Ne var söylesene. Hiç anne. Dalmışım. Kabus gördüm herhalde. (Gülüyor)
Emrah! Seni almaya geldim. Ama Emrah olmaz. Yürü! Dur bir dakika! Geçelim. Hey! Durun! Allah belanı versin. Cansu da bizimle kalacak anne. Artık o da senin bir evladın. Başım üstünde yeri var. Geç kızım şöyle. Hoş geldiniz abla. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Pınar, ablana bir terlik getirsene. Durun ben de size bir çay yapayım. Ayakkabılarınız çok güzel. Büyüyünce benim de böyle topuklu ayakkabılarım olacak. Oğlan doğru dürüst çalışacaksan çalış. Götürün şunu. O parlak çocuk kaptı kızı. Yetişemedim. O bizim malımız. Bizim sermayemiz. Kızı geri istiyorum Haydar. Peşin konuşalım. İşte o kadar. Asgari ücretten çalışacaksın. Sigorta yapmam, borduraya geçirmem, açıktan paranı alırsın. Bu haksızlık değil mi? Vallahi bilmem işine gelirse. Kadar gidip geleyim anne. Çamaşırlarımı falan getireyim. Emrah biliyor mu? Söyledim. İzin aldım anne. Peki kızım. Fazla geç kalma. Merak ederim kızım. Geç kalmam anne. Gelirken ekmek alayım mı? Al yavrum. Akşama görüşürüz, tamam mı? Ablayı çok sevdim anne. Ne güzel değil mi? Ben de sevdim. Yuvasız bir kuş garibim. Sen ipini çektin kızım, öldün. Var mı lan bizden kaçmak? Benden size hayır yok. Çalışmam artık, öldürseniz çalışmam. Senin gibilerini çok gördük. Hiçbiri elimizden kurtulamadı. Kurtulanlar da sakat kaldı. Hiç kezzapla yanmış surat gördün mü sen? Midem bulanır ablama. Ne olur beni bırakın. Allah bana acıdı, birini çıkardı karşıma. Evleneceğiz, kurtulacağım bu hayattan. Kes ulan, hepsi palavra. O herif seni bedava kullanacak, sonra da götüne çekme. Hayır, öyle biri değil o. Ne olur Haydar abi, durdurarım. Bak hala konuşuyor, sus ulan, sus dedim sana.
Anne, Cansu nerede? Eve gitti. Sana söylemiş oğlum. Söyledi ama niye gelmedi acaba? Hemen dönerim demişti. Ekmek de alacaktı. Ben de merak ediyorum. Ben bir gidip bakayım anne. Cansu nerede? Bir kaza geçirmiş hastanede. Hastanede mi? Beyin ameliyatı yapmışlar ama... Aması ne? Yaşaması Allah'a kalmış. Hangi hastanede? Çabuk söyle. Şişli Etfal Hastanesi'nde. Cansu, ne yapıyorsun sen? Niye örttün yüzünü? Saçlarımı kestiler. Çok çirkin oldum. Beni böyle görmeni istemiyorum. Ya saçmalama lütfen. Çok özledim seni. Hadi yüzünü göster ne olur. Olmaz. Çok çirkinim böyle. Biliyorum. Sen çirkin olamazsın. Sen çok güzelsin. Hadi ama aç yüzünü ya. Ne olur Emrah, beni böyle görmeni istemiyorum, lütfen. Ama ben saçın uzayıncaya kadar bekleyemem ki. Bir peruğum olsaydı... Peruk mu? Evet, başıma takardım. Güzelleşirdim belki. Bana kızmıyorsun değil mi Emrah? Emrah! Tamam delikanlı, şimdi seni görmek istiyor. Bak, şimdi ne güzel oldum değil mi? Evet. Çok güzel oldum. İleride, yani ben öldükten sonra... Şşt! Sus. Ölmekten söz etme. Sen yaşayacaksın. Zaten... Ben seni tanıdıktan sonra yaşadığımı anladım. Neler oldu anlat bana. Kaçırdılar beni. Ama ben eski Cansu değildim. Ezilmeyecektim. Ve dedim ki kendi kendime... Seni çamura götürüyorlar Cansu. Emrah ne der? Üzülmez mi? Kötü düşünmez mi? Kendimi arabadan dışarı al. Köpekler... Allahsızlar, bunu onların yanına bırakmayacağım. Hayır, hayır Emrah. Onlarla uğraşamaz. Bak Emrah. Benim için bu dünyada iyi bir tek sen varsın. Beni sevensin. Mis kokulu bir sabun gibi beni temizleyensin. Sus konuşma. Yorulma. Biliyorum Emrah. Vaktim olmadığını biliyorum. Hayır. Yaşayacaksın. Seni koluma takıp çıkaracağım buradan. Eve kadar yürüyeceğiz. Evimize. Ne kadar güzel olur. Ama ben zor yürüyorum. Yani topuklu ayakkabıyla. Biliyor musun? Artık uzun topukluyu hiç sevmiyorum. Cansu! 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 Konuşma artık, uyudu. Hesabı öderim demiştim.
Ödeyeceğim. Çok sıkışıksan bana ne desin? Söyle hadi! Söylesene! Söylesene ulan! Söylesene Yunus bu çocuğu! Duyayım, böyle bir şey söylemedim ben. Yanlış anladın. Ne zaman paran olursa o zaman öde koçum. Allah belanı versin senin! Oynamasana kızım. Patatesi çok severdin ya. Ama anne, bunun içinde hiç et yok. Bugün de öyle yaptım. Et koymadım. Merhaba hemşire hanım. Merhaba. Fazla yorma, iyi mi? Tamam. Bugün daha iyisin. İyiyim. Annemi Pınar'ın için getirmedin. Onları da son bir defa... Şşt! Son deme. Ne demek son defa? Yaşayacaksın sen. İkimiz de genciz. Yıllar var önümüzde. Bak. Sana ne aldım? Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Gel, seni öpmek istiyorum. Ayakkabıları giydireyim mi? Giydir. Anamla konuştuk. Sen hastaneden çıkar çıkmaz nikah yapacağız. Düğün de aramızda ha. Anam şimdiden gelinliğini dikmeye başladı. Ayakların buz gibi Cansu. Üşüdün mü yoksa? Cansu? Cansu? Cansu! Cansu! Allah'ım! Haksızlık! Haksızlık bu! Allah'ım! Cansu! Cansu! Bırakma beni! Cansu! Delikanlı, bağırma. Seni duymazlar. Namuslu olana enayi deniyorsa, biz de namussuz olalım. Bundan sonra kendimiz için çalışacağız. Kolay mı sanıyorsun? Karşında kimler var biliyor musun? Hepsi acımasız insanlar. Acınacak hale düşmemek için biz de acımasız olacağız. Var mısınız, onu söyleyin.
Harcarlar bizi. Bizi çoktan harcadılar. Daha çocuk yaşımızda harcadılar. Ya sen Kenan, var mısın? Hep köpek oldum be Emrah. Tamam, şimdi de başkaları köpek olsun. Beni erkekten saymıyorsunuz ama... kaybedecek hiçbir şeyim yok ki. Patlatılan mal nerede? Çorabımın içinde. Almalı. Tamam. Hadi gidelim. Kimse kıpırdamasın, herkes olduğu yerde kalsın. Gel buraya, götür. Devam et. Gel bakalım, gel buraya. Bırakın, yürü. Yürü, bağırıp çağırma, yürü. Yürü, bırakın, onu çıkarma, yalvarırım, bırakın. Yürü hadi. Bırakın, yürü. Baby, baby, just sing a song in my heart.
tarafa geçecek balık. O kadar uzun 20 tane abone var. Bitmemiş bir hergele etrafına topladığı 3-5 veletle tekerimize çomak sokuyor. Dağıtıcıların elinden mallarını alıyorlar. Polise ihbar ediyorlar. İş yerlerimiz polis tarafından basılıyor. Arkadaşlarımızdan birçoğu da yakalandı. Uzun lafın kısası, Emrah denen pislik temizlenmeli. Hey hemşerim, gel bakalım. Ne oluyor ya, ne yapıyorsunuz? Sulayı patlat, çabuk. Tamam. Kaybol. Kaybol dedim, hadi. Kaçalım. İşte tamam. Bak şimdi.
Bu uzaktan kumanda aleti. Buraya basınca birinci kanal, buraya basınca da ikinci kanal, tamam mı? Tamam abicim. Çok teşekkür ederim. Artık bizim de renkli televizyonumuz var. Her şeyimiz olacak. İnsan gibi yaşayacaksınız. Ben artık gidiyorum anne. Hep sen bana sorardın. Şimdi ben soruyorum oğlum. Neler oluyor? Daha önce olması lazımdı anne. Ezenlere baş kaldırdım. Bilemezsin demişti. Evlat için her şey yapılır demişti. Ben evladınım senin. Anam için, bacım için her şey yaparım. Tıpkı senin gibi. Namuslu kalamadım anam. Ama acımasız da olamadım. Kardeşim, gelin olmadan sakın topuklu ayakkabı giydirme.